Evet, e, iyi akşamlar. Selam sayın e, Moda TV izleyenleri, İlker Çorbacı'yla Sanat Kültür Programı'na hoş geldiniz diyorum. E, neden bir tarihçiyle başlamak istedim bu programı, Kültür Sanat Programı'nı? Çünkü, e, şöyle açıklayabilirim. E, sanat, kültür, bilim ve felsefenin e, dayanağı, temeli tarihtir. E, bu yaptığımız ee, sanat ve kültür programında da e, bir milat olarak kabul ediyorum kendimce ilk programımı. E, bu yüzden bir tarihçiyle e, başlamak istedim. E, çok değerli konuğum, e, araştırmacı yazar e, Sayın Ahmet Soylu hocamıza hoş geldin demek hoş istiyorum efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz? Eyvallah. Teşekkür ederiz. Başarılar ee, diliyoruz. Teşekkür ederim. E, Sayın hocam ee, şöyle bir giriş yapacak olursak, e, kendinizi tanıtıp değerleriniz hakkında kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Ünye'nin böyle bir e, programa ihtiyacı gerçekten vardı. Çünkü Ünye belirli değerleri olan, e, bazı konularda e, üst düzey olan bir ilçe. Bu evet. yeni bir gelişme olmadığını biraz sonra e, örneklerimizde zaten vermeye çalışacağız. Bunun için biz bu programa seve seve katıldık. Ahmet Soylu ünye Tarih Kültür Doğal Varlıkları Araştırma Derneği adlı bir derneğimiz var. Bu derneğimizde ve bazı arkadaşlarla çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmalarımızın meyvelerini belki bir 2 yıla göreceğimizi düşünüyoruz. Çok güzel, çok harika hocam. Çok teşekkür ederim. Eminim çok çok ünlüye tarihine ee, ve gelecek kuşaklara önemli bilgiler bırakacağınızdan ben eminim. Ee, i̇kinci soru şeyim ise başlığım ise e, yerelden başlamak gerekirse, bölgemizin geçirdiği tarihi dönemler ve bu tarihsel süreçte ortaya çıkan tarih ve sanat ilişkilerinin neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Buyurun. Şimdi programınız sanat ve kültür programı. Evet. Ee, fakat bu sanatın ve kültürün oluşabilmesi için bir tarih ve bu tarih sürecinde insanların yaşadığı bir coğrafya ve burada oluşturdukları kültür ve sanat oluşması gerekiyor. Bu tarihin konusu e, Ünye ve çevresi hangi dönemleri geçirmiş, hangi tarihi dönemleri geçirmiş ve bu tarihi dönemlerde hangi sanat eserleri ortaya konmuş ya da bugün Ünye'de en son bir, diyelim siz geri dönüşüm sanatı yapıyorsunuz diğeri başka bir sanat yapıyor. Evet. Bu sanatı e, geçmişe dönük Neler besliyor? Bireysel olarak sizi besleyen bir şeyler var ama sizin farkında olarak ya da olmayarak geçmişten e, bu yaşadığınız topraklarla ilgili e, sizi bugüne getiren ve bugün de bunu yansıttığınız aslında değerler var. Tabii kesinlikle kesinlikle. Tarihin dönem dönem geliyor. Yani bu sadece bir dönem olmayabilir ya da birkaç dönem olabilir. Siz ne kadar aslında özgün sanat ortaya koymuş olsanız da e, onlardan etkilendiğini düşünüyor muyum? Düşünüyorum, Düş olmamış da olabilir ama. Yok hocam çok ben doğru olduğunu söyledim. düşünüyorum. Ben sizi destekleyici bir cümle kurayım e, çünkü benim de e, şey bu sanat tamam geri dönüşümden bir şeyler yapıyorum ama e, ilham aldığım nokta neresidir? Kültürel miraslarımızdır aslında. Evet. Öyle mi? Şimdi kültürel miraslarımız olmasa e, nereden neyi baz alacağım ben? Neyi yansıtacağım? Evet. Yani ben de kendi kültürel miraslarımızdan şey alıyorum. İşte onun bir Buyurun tarihlenme hocam. dönemi var. Yani evet. onun. Kesin çizgilerle ayrıldığı bölümler var, birleştiği yerler var, birbirini desteklediği yerler var, birbirini yok ettiği dönemler var. Biz bunlara tarihi dönemler diyoruz. Evet. İnsanoğlunun yaratıldığı günden itibaren sanat var mı? Sanat insanın yaratılışından sonra başlıyor. Tabii. Tabii öncesinde bir sanat var. İnsanoğlu bu sanatı nasıl algılıyor? Bu artık biraz daha farklı felsefi boyuta geliyor. Yani doğal bir oluşumda baktığınızda sanat yok mu diyorsunuz? Muhteşem sanat var. Bu bizim üzerimiz, bizim dışımızda olan bir sanat. Ama insanoğlu da e, kendi yaratılışından sonra dönem dönem sanatını ortaya koymuş. Belirli aşamalar kat etmiş. Şimdi biz tabii bölge tarihiyle ilgili yapılan çalışmaları, arkeolojik dönemler ve daha sonra yazının ortaya konduğu dönemden sonra diye bir bölüme ayrılmış... Şimdi Ünye şanslı bir bölge. Ünye'nin arkeolojik dönemden kalan eserleri var. Şimdi bu arkeolojik dönemden kalan eserler insanlık tarihinin yerleşmeye başlamadığından önceki bir avcılık, toplayıcılık yaşadığı dönem var. Daha sonra köyler, obalar kurarak yerleşik hayata geçtiği bir dönem var. Yani insanların, dağlı insanların tabii, tabii, tabii. Dağ, dağdan... Şehire inmesiyle aynı hani felsefede de çünkü böyle başlar. Hı hı. Dağdan şehire inmesiyle zaten devleti devlet oluşumu burada başlar çünkü iş bölümü başlar. Efendim mesela hukuk başlar. Evet. Mülkiyet hakları başlar. Hı hı. E, bu şekilde. Buyurun hocam. Yani insanların artık bir bireysel yaşıyorlardı toplu yaşama başladıklarında e, evet. biraz daha böyle köyle başlıyor köy zamanla büyüyor İşte kent devleti şehir devleti derken ülkelere dönüşüyor. Evet. Şimdi Ünye'de bu anlamda e, çok kıymetli çalışmalar yapılmış. Özellikle burada Ünye Kamuyunun e, yakından tanıdığı Kılıç Kökten Bey'in 1960'lı yıllarında Türkiye genelinde yapmış olduğu arkeolojik çalışmalar var. Bu arkeolojik çalışmalar e, Ünye bölgesinde de yapılmıştır. Kılıç Kökten Bey'in Ünye'li olması e, Ünyedeki bu tür araştırma yapan insanları heyecanlandırmıştır. Özellikle ee, Orhan Bora Bey bu konuda e, mihmandarlık yapmışlardır. Evet. Orhan Bora, Bora Bey'in özellikle yazdığı Turistik Yeşilin yazdığı eser bu konuda çok önemlidir. Ee, burada Orhan Bora Bey'den sonra bunun daha iyi anlaşılabilmesi için rahmetli Yüksel Şen Bey'in e, katkıları olmuştur. Hasan Tahsin Bey'in katkıları olmuştur. Özellikle bu çalışmaları ünye kamuoyuna sık sık paylaşan Rahmetli Ufuk Mustafa Bey'in çalışmaları olmuştur. Evet, Allah rahmet eylesin. Ee, bu konularda Ünge'nin geriye dönük e, kıymetli büyükleri bu konuda çalışmalar yapmışlardır. Kılıç Kökten Bey özellikle e, resimler gelmiyor gerçi ama burada gösterebilirdik. köy'den başlıyor. Ziye kadar Karadeniz bölgesinde ciddi bir çalışma yapıyor. E, yazının olmadığı, insanların ilkel dediğimiz e, dönemlerinde bu tür etkinlikleri yapıyor. Ve bu bölgede özellikle Cevizdere Vadisi'nde bulduğu, e, mağaralarda bulduğu eserleri kitaplarla birlikte biz Ünye kamuoyuna paylaşıyoruz. Bunlarla ilgili birkaç noktada özellikle vadi vadi yani Ünye'nin yaşama uygun olan yerleri vadilerin içlerine doğru bu bölgedeki o ilkel taş eserlerini ortaya çıkarıyorlar. Ve bunu Ünye'nin hazırlamış olduğu bir kaynak eserde Ünye'lilere kazandırıyorlar. Ve ben şunu gördüm ee, Kılıç Kökten Bey'in Antalya gibi daha çok e, arkeolojik çalışmaların yapıldığı bölgelerde çalışmaları var. Ve Kılıç Kökten Bey'in bu ünye ile ilgili çalışmaları akademik çevrelerde sürekli örneklendirilen bir çalışma. Ünye için böyle bir e, güzelliği var. Bu bölgede bu e, ilk bu ilkel taşlardan sonra özellikle bizim çay Çaybaşı'nda e, bir müzemiz var. Kaybaşı Kamil Uzun Barış Konağı adlı müzede ee, bu ilkel taşların biraz daha yontma taş devrinde e, modern hale geldi ya da böyle sanat kimliğini kazandığı bir süreç var. Orada bir perdak taşı gösterdi bize. Şimdi taşı o ilkel taşı elinizde aldınız. elinize kesebiliyor. Onu döplemeniz lazım. Onun lığını hmm, diyor hmm. E, Kamil Bey. E, o ne yapıyor? O taşı artık Elinizi kesmemesi için ne yapıyorsunuz, dokunuyorsunuz. O dokunduğunuzda bu yavaş yavaş hoş görünmeye yani o zanaat ihtiyacı karşılıyor. Evet. Sanat sizi biraz daha ruhunuza hitap ediyor. Evet. Sizi biraz daha başka bir e, alana taşıyor. Şimdi özellikle bu perda Taşı'nı gördüğümde e, hocam. çok hoşuma gitmişti bu. Evet. Niye bu dediğimde, hocam bu perda taşı, bu eserleri kullanışlı hale getiriyor dedi ve şimdi. Kılıçkökten Bey'in çalışmalarında olmayan bu çalışma Almanya'ya kaçırılırken yakalanıyor ve şu an e, Samsun Müzesi'nde e, Çaybaşı bölgesinde Kılıçkökten çalışmalarından sonra bulunan bir eseri Kamil Uzun Bey'in evet, evet çalışmasında biz görebiliyoruz. Bu ekranda gördüklerimiz bizim bu bölgedeki ilkel araçlarımız. Beslenme amaçlı kullanıyorsunuz, savunma amaçlı kullanıyorsunuz. Daha sonra bunun devamındaki Resim biraz sonra belki gelebilir. Evet düştü. Evet şu an. O değil de daha sonraki resim. Diğerine geçebilir miyiz reji? Diğer taş. İşçilik olan taşımız son. vardı mesela. Onu görmüş olsaydık aradaki parkı görürdük. Yani o evet. o taşlarda bir sanat değeri göremiyoruz. Evet bunlar sadece yani günlük kullanımla. Bunlar kullanımda... günlük zanaata yönelik. Yani evet, evet. Hayatı idam etmeye yönelik taşlar. Etmek Ama ileride evet. şu o resim gelirse evet. hani ona baktığımızda o bildiğimiz ilkel taşların bir işçilik olduğunu orada bir e, bir yansıma olduğunu ve sanatın bu şekilde yani ilkel topluluklardan e, modern sanatı dediğimiz geçiş aslında bu örnekler verebiliyor ve bu ünye bunları yaşıyor. Yani ünye bunları ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda güzel ve buna e, katkı yapan Kamil Üzüm Bey gerçekten 1953 yılından beri bu tür bir çalışma yapıyor ve 40 bin üzerinde eseri var müzesinde ve bu aile müzesi. Böyle evet. bizim bir katkımız var. Ünye'nin Çok... böyle bir baş başlangıcı var sanatla. Evet, e, ben de e, ara e, sizin e, sosyal medyadan takip ettiğim kadarına ve bazı programlara Kamil Bey müzesini gördüm. Hakikaten çok e, bölgemiz hakkında güzel e, eserleri barındırıyor, hakkında bilgi veriyor. Keza Zekai Göçbey'in müzesini evet. de gördünüz mü orada da? Gördüm, gördüm. Orası evet. da çok güzel. E, yani, evet. E, peki hocam... E, bu e, bölgemizde hangi... E, şimdi bir bilinen tarih var. Bunu biz sizinle de konuşuyorduk arada. Yani bilinen bir tarih var. İşte bize e, 1071 hep dayatıyorlar. Kafamızda bir 1071 var. İşte Türkler e, 1071'de geldi buraya. E, ama baktığımız zaman ki bunları siz daha iyi irdeleyeceksiniz. Konuyu açacaksınız. E, baktığımız zaman Türkler ise, Türk boyları ise... Çok daha evvelden bizim Anadolu'da olduğumuzu gösteren e, belgeler ve burgular var. E, mezarlar var, yazılar var. E, Bunlar neden görülmezden geliyor? Sormayacağım. Biz Ünye'den başlayalım. İlk önce Ünye'de hangi Türk boyları e, gelmişlerdir, konmuşlardır? Konar göçer diyorlar ya bize. Şimdi şöyle. Yerleş, e, Yerleşmişler. Dediğiniz Öyle gibi diyorum. insanlar kendi ait olduğu toplumun değerlerini bilmek, onu geliştirmek ve ondan... Psikolojik olarak ruhen e, tatmin olmak, mutlu olmak hakları. Evet. Bu olmalı. Şimdi bizim bölgede e, birden çok medeniyet var. Ama bizim medeniyetimiz kesinlikle burada. 1071 ile başlamıyor. Benim tabirim şu. Evet. Müslüman Türkler Anadolu'da. Ah, aynen Müslüman öyle. olmayan Türkler Anadolu diye ben hep başlık açmışımdır. Bunu zaten ben yapmıyorum. E, tabii bunun bir bilimsel boyutu var. Kültürel boyutu var. Bir de tabii ideolojik boyutu var. Ee, bunları, konu başlıkları bunları, gerçi ayrı bir konu olsa da biz bunları değerlendirebiliriz. Şimdi bir defa Karadeniz'de Anadolu'nun geneli e, başlı başına medeniyetler, bir de bizim yaşadığımız bu alan. Yani biz nerede yaşıyoruz? Ünye'de yaşıyoruz. Gündemimiz Ünye. Ama Ünye'nin dışarıdan aldıkları, dışarı verdikleri ve dışarıdan etkilendiklerine baktığımızda bu bölgede yerli halklar dediklerimiz birkaç tane ...yerli halktan bahsediliyor. Bunları kaynaklar birbirlerinden farklı söylüyor. İşte bunlara... ...Kalday diyorlar, makron diyorlar... Lezili, ...Laziler diyorlar. Çok fazla var. Bunların yazılı... ...kaynakları, eserleri... ...yok deniliyor. Belki de var. Biz onlara... ...ulaşamadık ama böyle bir bilgimiz var. Bundan sonra yazılı... ...kaynaklarla Ünye bölgesinde... ...yaşayan topluluklar var. Yani evet. biraz önce bahsettiğimiz... ...arkeoloji döneminde... Alkoloji biliminin sayesinde biz Ünye bölgesinde yaşamı ve ilkel araçlarla modern araçları kıyaslayarak Ünyedeki sanatın başlangıcını aslında yazıdan önceye bizim büyüklerimiz bu işi yapmışlar. Şimdi biz Karadeniz bölgesine geldiğimizde yazılı kaynakları olan topluluklara baktığımızda bunlar kaşkalar. Hmm. Bu kaşkaların Karadeniz bölgesinde yaşadığını bütün bilim dünyası kabul ediyor. Yani. Ama bu kaşkaların Etnik kökenleri, kültürleri e, bunlar biraz tartışmaya açık. Peki, Ama bunlar bu bölgede yaşıyorlar. Peki Kaşkalar Türk olabilir mi? Şimdi ben e, şöyle açıklayayım. Bu sorunuz için teşekkür ederim. Bu çok araç sorulan bir soru. Evet. Bilim dünyasında bunu e, söyleyen çok fazla. Karşı çıkan fazla. Bir defa şunu bilmek gerekiyor. E, bu bölgenin tarım ürünü fındık, ceviz... Bir çok kaydı var ama bu bölgenin en eski tarım ürünü keten kendir. Hmm. Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda her ailenin bir kendir kültürü var. Evet. Tohumunu satmış, ipini satmış, kuyulamış. Şimdi burada benim çok dikkatimi çeken köylere gittiğimde kendir havuzları var. O kendir havuzlarını gördüm. Çocukluğumda zaten kendirin son zamanıydı. Daha sonra tabii devletin bir kendir politikası oluştu. Bir de bu evet. bölgede kaçakçılık oldu. Şimdi Kaşkalar ne yapıyor? Kaşkalar kendir üretiyor. Şimdi sanat dedik ya. Şimdi bu evet. bölgede kendir, keten, kendir üreten toplumun sanatı ne olur? Dokuma sanatı olur. Tabii. Şimdi Kaşkalar dokuma sanatını e, şimdi baktığımızda dokuma sanatı Orta Asya'ya döneldiğinde çok gelişkin. Şimdi mesela Türklerin demir sanatı var dediğinizde kimse buna itiraz etmiyor. Türklerin dokuma sanatı var dediğinizde kimse buna itiraz etmiyor. Ben e, bu Kaşkaların Asya kökenli. Bir defa biz Boğaz'ın İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın karşı tarafını biz Avrupa karşı yaka görüyoruz. Evet. Bu taraf buradan başlayıp Çin Seddi'ne kadar devam eden hat Doğu bir defa. Biz bu kültürün içerisindeyiz. Her ne kadar bizim Balkanlarda da arazimiz olup orada da kültürümüz olmasıyla birlikte biz hepsini birden Osmanlı ile beraber farklı bir harmanlamış olsak da biz daha çok Doğu kökenliyiz. Ee, onun için biz geldiğimiz yerde... O bölgenin hasletlerini bizden önceki insanlar yaşıyor mu yaşamıyor mu? Şimdi 1071 dediniz ya 1071 öncesinde ne bulabiliriz? Hep bu Roma'daki e, Kıpçak Peşenek Türklerinle sınırlı kalan bir Anadolu'nun Türklüğü söz konusu. Ama bu Karadeniz bölgesinde ilk kayı yazılı kayıtlarda geçen e, kaşkaların keten üretmeleri çok önemli. Kesinlikle. Şimdi şunu ben bitireyim müsaade ederseniz. Tabii şöyle. buyurun buyurun. Şimdi bizim bölgemizin yazılı kaynakları var. Burada keten avarız haneleri var. Şimdi bu defter Ünlü'de çok fazla bilinen bir defter değil. Ünye'de birkaç arkadaşımız bunu biliyor. Ünye'nin 1500'lü yıllarındaki nüfusu yani bugünkü sayı ile 300-400. Ama 1600'den sonra bu sayı katlamaya başlıyor. Niye katlıyor? Osmanlı bu bölgeyi keten avarız haneleri ilan ediyor. Siz Osmanlı'ya keten kenevir üreteceksiniz ve ürettiğiniz bu keteni devlet garantili alıyor ve diyor ki e, Ünye'nin falanca köyü falanca bilmem kazası işte efraz kazası işte kayı kazası işte fenariz kazası Ünye'nin bu Ünye'nin art ilçelerimizin kendilerini teslim etmek zorunluluğu var. Bu limanı geliştiriyor. Evet, bu ben... tarımı geliştiriyor. Bu evet. yerleşik hayatı geliştiriyor. Biz aslında bu kaşkaları Türk kabul ederiz ya da etmeyiz ama bu kültürün devamını 1600 yılında bu kültürle e, birçok ulaşamadığımız bilgiyi mesela diyelim Kırım'a giden asker kaydını diyelim Kadılar Köyü'ndeki kadı kaydını tarih defterinde, nüfus defterinde bulamıyoruz ama keten avarız defterinde buluyoruz. Bu da çok önemli bir e, tarihe ışık tutan Tabii, yani bir belge bunu, oluyor şimdi haliyle. Bu, bu ilçe, bu ilçe Türklüğü ya da bir başkanın dışında kendisini yenileyebiliyor, tekrar ettirebiliyor. Yani buradaki 7000 yıl önce üretilen keteni evet. 1600 yılında üretiyorsunuz. Evet. O kültürü devam ettiriyorsunuz. Evet, çok önemli, çok önemli. Ee, benim hiç <laughs> bu e, dediğiniz işte devlet garantili bu keten e, ürünleri alıyor. Alıyor. E, bunlarla muhtemelen o denizde çünkü en son çürüyen kete, tabii, ipler tabii, yapılıyor, tabii, tabii, halatlar tabii. yapılıyor ve yelkenler de bunlardan yapılıyordu, değil tabii, mi? tabii. Tabii yelkenler. çok şey bundan yapılıyor. Evet, evet, evet. Bir ama şu da çok önemli Kayı Köyü dediniz. İkizce'mizi, pardon, Çaybaşı. Kayı Köyü çok önemli. Kayı bir kaza nedir bu? Çaybaşı ilçemizin adı 1455'ten 1580 belki 1600'e kadar bölükü Kayı adlı bir ilçedir. Bölükü Kaya Evet, Kayı Kayı. Oğuzların ha, Kayı boyunun bölükü olduğu. Kayı. Yani ondan konu açtınız. Ben bir örnek daha vereyim. Burada bu nedir? mescidi kayıdır. Yani kayıların mescididir. Oradaki caminin ya da mescidin adı hmm. mescidi kayıdır. Yani bu nedir? Ee, bu bölgede kayıları ifade ediyor. 24 Oğuz boyundan Kırık ile birlikte e, Türklerin en aktif olan boylarından biri de kayılardır. Çepni kültürüne katkıdır. Evet. Çok güzel hocam. Peki ama e, bazı e, hocalarımız ya da bir e, Sözüne itibar ettiğimiz e, değerli büyüklerimiz diyor ki işte çaybaşı için mesela atıyorum siz çaybaşından şey yaptınız işte orada manastır tepesi falanlık biraz konu dışına çıkacağım ama ya buralar diyor Ermenilerin diyor Ermeni köyü diyor Türkler yoktu diyor. Bunu diyen Türk. Şimdi şöyle <laughs> e, konuyu çok dağıtmak istemeyiz. Dağı, dağıtmak istemiyorum yani. e, ben bir örnek vereyim o zaman. Şöyle, 1455 tarihinden itibaren. Ee, çay başında hangi köyden kimler yaşıyor? Tahri defteri, nüfus defteri, avarı defteri diye defterle biz tespit ettik. 1455'ten itibaren çay başında Rum yok. Ermeniler evet. ne zaman geliyor? 1455. Hepsini kayıtlarıyla bir şu an e, konuya nereden geldi, bilmiyorum burası ama <gülüyor> şimdi. Hocam aklıma mı geldi? Biz şimdi şöyle aynı şeyle ben de karşılaşıyorum. Çaybaşı bölüğü kayıdır ve Oraya gelen Ermeniler 1812'den sonra muhtemelen hmm. Rusya'dan ve Şamlı Ermenistan'dan gelmişlerdir ve orada 100 yıl kalmışlardır. Sizin Çaybaşı dediğiniz bölgedeki Ermenilerin geçmişi 100 yıldır. Rumlar 1455'ten önce tabii ki yaşamışlardır. Çünkü orada Maşat Tepesi'nde 2000 yıllık Roma eserlerimiz var. Evet. Onu yok demeyiz ama 1455'ten sonra Çaybaşı'nda Rum köyü neresidir? Samardana köyüdür. Terme'ye bağlıdır. bak mahallesidir. Orada Rumlar vardır, onlar da göçebe gelmiştir Rusya'dan. Ha. 1455 kayıtlarından itibaren orayı soracaksanız budur. Çok. Yani bizim o bölgede e, Rum yok demek ayrı. Evet. Tarihlendirmek önemli. Yani şu tarihte vardı, evet, hocam. şu tarihte yok demek önemli aslında. Hocam çok teşekkür ederim, çok değerli bilgiler bunlar. E, eminim e, seyircilerimiz de bu bilgiler karşısında e, onların da kalbi de. ...main oluyordur yani dolu dolu belgeli söylüyorsunuz belgeli konuşuyoruz burada güzel e, diğer ise peki e, Hittitler neden önemlidir bu bölgede ya da neden önemsiyorsunuz ...sizinle yaptığımız sohbetlerde çünkü bu bu ön, öne çıkıyordu bu Hittitler konusu Hittitler bu bölgenin en e, gelişmiş bir defa yazılı kaynakların ortaya koyan ve bu bölgede yaşadığı kesin ispatlı olan ve özellikle e, Hititlerin bu bölgedeki medeniyeti çok çok önemli. Çok ciddi bir alan hükmediyorlar. Evet. Ve yazılı eser bırakıyorlar. Şimdi Kaşkalar'ın yazılı bir eseri yok. Niye yok diyoruz? İşte eleştiriliyor bunlar. Niye eleştiriliyor? Bunlar tahta o yapmışlar diyorlar ama e, sanatlara tahtadan da diyorlar ya da göçebeydi diyorlar. Bu hani bizim... Kendi tarihini yazmayan Türk kültürüyüz ya. Şimdi Kaşkalara Türk dediniz ya. Evet, biraz Başkaları yazar. Biraz İngilizler onunla yazar. ilgili. Evet. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Kaşkaların meslekler olarak çobanlık, dokumacılık önemli. Bakın, evet. Dokumacılık sanatı Kaşkaların ve Türk kilimi, Türk halısı, Türk motifleri bunlar önemli. Ve ketenle beraber başlıyor. Şimdi Kaşkalarda sanat yok diyorsunuz ama bu bölgedeki İngiltere'deki ilk yerli sanatın dokuma sanatını görüyorsunuz. Ve orada ne gidiyor? Hititlerde Askerlik diyorsunuz. Askerlik gittiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Silahınız olacak. Evet. Taş atmayacaksınız şimdi. Tabii. Bu bölgede Türklerin daha önce geldikleri yerde muhtemelen ne var? Silah var. Ve Hititler kaşkaları paralı asker olarak kullanıyorlar. Evet. Ve ben kaşkalarla son söyleyeyim. Ambargo. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var ya. Evet. Şimdi e, kaşkalar Hititlere ambargo uyguluyorlar. Onlarla ticaret yapmıyorlar. Hmm. Ve e, zaten ondan sonra direnemiyorlar. Çünkü bu sefer Hit, Hit kaşkalar ne yapıyor? Yağmacı oluyor. Ticaret yapamayınca. O da evet. bir şey var. Böyle bir şey var. Ama bu bölgede Hititlerin komşusu olan Kaşkalar. Zaten biz Kaşkalarla ilgili yazı belgeleri daha çok Hititlerden öğreniyoruz. Komşu devlet. Şimdi Hititlerle ilgili o kadar enteresan şeyler var ki. Yani Hititlerin eserlerini saymakla bitiremiyorsunuz. Tabii. Yani şimdi Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğinizde koskoca bir salonu hazırlamışlar. İşte Hitit, med Hitit medeniyetini gösteriyor. Bir salon hazırlamışlar. Filik medeniyetini gösteriyor. Bir, bir salon hazırlamışlar. Bu uygarlıkları bölüm bölüm koymuşlar. Şimdi Türklerde arkeoloji gez başlamış. İşte müzecilik gez başlamış ama o da 1900 bizden olmadığı halde bizden olmadığı halde ben şimdi Hititlere çok seviyorum. Niye? Bu bölgede evet. kalıcı eserler bırakmışlar. Öyle enteresan ki Şimdi e, gittiğimizde Mehmet Bey, Akkalın Bey sağ olsun bizimle ilgilendiler. E, orada bize de yardımcı oldular. Neyi görüyorsunuz? Hitit bölümünü gezdiğimizde şimdi COVID süreci yaşıyoruz, hastalık yaşıyoruz. Hep var bu Hititlerin tabletlerinde e, salgın hastalıkların nasıl olduğu, nasıl müdahale edileceği ile ilgili tabletleri var. Yazmışlar. Bizden diyoruz ki bunlar Romalılar yazdı. Bunları Bizanslar yazdı. Ya ya da işte başka bir şey yazdı ama bunu Hititler yazmış. Şimdi Ünlüye bunu dillendirdiğimiz zaman çok insanımız biliyor. Ama evet. kamuoyu oluşturma adına böyle bir eksikliğimiz var. Yani Peki neden hocam? Ya bu biraz çok okumamakla ilgili ya da ilgilenmemekle ilgili ya da ne istiyorsunuz ya da size ne gösterildi ya da siz ne görmek istediniz bununla ilgili. Şimdi Hitit Güneşi mesela Ankara'daki o Hitit Güneşi Evet. o kadar çok ifa şey ifade ediyor ki ya Evet. İnanç, kültür. Şimdi Hitit, Hitit kültürü bu. Ama biz kendi mit kültürümüzü bilmiyoruz ki Hititlerin mit kültürünü bilelim. Biz mit kültürünü işte günah demişiz. Ya da e, uydurma demişiz ama uydurma da olsa bir kültürünüz var. Tabii. Şimdi Hititlerin o savaşlarla ilgili yaptıkları maddelerin hepsini defter kağıt yok ama taşa yazmış. Şimdi arkadaşlar veriyorlar mı bilmiyorum o tabletleri. Özellikle bunları... Bunları çok güzel o eserleri koymuşlar ve Ankara'da bunlar çok güzel sergileniyor. Yani bu da Anadolu topraklarında bizim yaşadığımız evet. bak veba ile ilgili vebanı şimdi biz hasta olduğumuzda bir doktora gidiyoruz, iki üfürükçe hocalara gidiyoruz. Şimdi <laughs> orada vebaya karşı dua. Ama bunun yanında onun bilimsel şeyi de mutlaka vardı. Şimdi bu Tabii bir tanesi. Ki. Bugünkü salgın hastalıklarla ilgili başka tabletleri de var. Hatta evet. bu çorumlar bu işi artık Reklama döndürmüşler. O Çorum'un girişinde falan o Hititlerin tabletlerini ortaya koyuyorlar. Evet. Onları evet. bu, yani Hititler bunun için çok önemli. Yani Anadolu'da uygarlıkların Hitit'te gittiği anlamda başladığını, bir defa yazıya geçmiş önem, olması önemli. Şimdi keten e, dokuması yapan Türklerin ya da Kaşkalar'ın o eserleri burada yok. Niye yok? Yazıya geçirememişsin. Ama Kaşkalar, e, pardon Hititler bunu geçirmişler. Şimdi biz Kaşkalar'ı Türk olduğunu anlamaya çalışmamız için Birkaç yazı olması lazım. Evet. Şimdi bu birkaç yazı olmadığı için siz ne söylerseniz söyleyin, yandan ne kadar desteklerseniz destekleyin bir yere kadar diyorsunuz ki işte İran'da Kaşka Türkleri var. O Kaşka Türkleri hala Türkler gibi göçebe yaşıyorlar. İranlılara karışmıyorlar. Karıştıklarında kendilerini asimile olmuş olarak kabul ediyorlar ve bizim ozanlarımız gibi ola, ozan geleneği devam ediyor. Ama evet. bütün bunlara rağmen sizin e, Kaşka Hititlerin döneminde o kaşkaların Türk olduğu, Turani olduğunu çok fazla ispatlayan bir deliliniz yok. Söz olarak evet. söylüyorsunuz. Ama Hititler bunu bir sal bütün konulara yapmışlar. Mesela Hititlerde müzik var. Bireysel müzik var, koro müzik var. Çok güzel. Şimdi müzik şimdi Ünye'de müzik cemiyetleri var. Evet. Şimdi biz 1071 öncesinden nereye kadar gittiniz? İşte Roma, Bizans. İşte gittiğinizde yani bu Hititlerin olduğu yerde müzik var. Ve dini mabetlerde bu seslendiriliyor. Şimdi camiye gidiyorsunuz. İmam Kur'an okuyor. Sesi de güzelse hoşunuza gidiyor. Ya da kilisede bir ayin yapıyor. Hoşunuza gidiyor. Şimdi o tarihte düşünün. Hititlerin tapınaklarında, sunaklarında o ilahilere benzer güzel insanlar ne yapıyorlar? Bir şeyler sunduklarında hoş oluyor. Yani bir uygarlık. Yani Hitit gerçekten uygarlık. Bizim memlekette bir ara Hit uygarlığı çok modaydı. Onu çok sevdik. Evet. Roma'yı çok sevdik. Evet Hitit biliniyor. Bilim çevresinde gerçekten çok takdir ediliyor. Bunun karşılığını bir sokakta bulamayabiliriz. Ama bugün hangi müzeye gidiyorsunuz? İşte Ankara etnografik gidiyorsunuz ya da bir başka müzeye gidiyorsunuz. O müzeye gezdiğinizde eserlerin bölümlerini gördüğünüzde diyorsunuz. Evet burada bir şeyler var. Yani bu bunun geçmişi 5000 sene de olsa 10.000 sene de olsa bu insanlar bu güzellikleri, bu değerleri ortaya koymuşlar diye biliyorsunuz. Şimdi biz günümüzde çok güzel bir sanatçı çıkıyor ya da işte müzik yarışmaları oluyor. O ses Türkiye falan. Ama geriye döndüğünüzde bu topraklarda bunun geçmişini biz Hititlerde yazılı kaynaklara ulaşıyoruz. Yani Roma'dan, Bizans'tan bunlardan daha önce buna ulaştığımız için ben Hititleri çok seviyorum. Evet. Bu sadece müzik mi? Sanat mı? Birçok alanda öncü olmak önemli. Yani evet. ben Anadolu'da Hititlerin Evet. Başka toplumlar etkilenmiş olabilirler. Mısır'dan etkilenmiş olabilirler. Diğer toplumlar etkilenmiş olabilirler. E Anadolu'da Anadolu'da bunu yapmış olmaları bir de biz hititlerin yaklaşık o bölgede, o coğrafyadayız. hititlerin başkenti Çorum. Evet. Bafra'ya doğru geliyorsunuz ve Niksar'lara gidiyorsunuz, Tokat'lara gidiyorsunuz. hititleri çok ciddi anlamda çalışmalarını almışlar. Evet. Çünkü o arka bölgede Hitit Kaşka Savaşı'nın bu Tokat, Niksar arasında olduğunu söylüyorlar. Hıh. Hmm. Böyle bir şey var. Bunun için ben Hititleri çok önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. Evet. E, zaten yani cilalı taş devri denildiği zaman yani taşın zirve noktası, işlenme noktası, akla gelen tek medeniyet hititlerdir. Öyle mi hocam? Böyle de bir anekdot düşmüş Hı -hı. olalım. E, Ali Rıza Bey yazmış. Selamlar e, ünlümüzün yetiştirdiği e, değerli arkeologlarından bir tanesidir Ali Rıza Hocam. İyi yayınlar İlker Bey. Konuğunuz kıymetli. Ahmet Hocam'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Özellikle bölgemizi tarihi açısından yapmakta olduğu çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz ee, Eyvallah, değerli teşekkür e, hocamız Ali Rıza Nal Bey'e. Evet hocam. Ali Bey ee, alana da çok girmemeye çalışıyoruz. E, evet. İnşallah sizi burada göreceğiz. İnşallah tabii ki tabii ki. E, şimdi e, bakın bir dahaki haftanın aslında konusunu da vermiş oldunuz bana aslında. Onu da duyurmuş olayım. E, müzik yani frekansla ilgili alakalı bir durumdur bu ilişkilendirilir. Frekanslar. Şöyle, yani, ee, bunu e, e, hem sanatçı hem de bu frekanslarla alakalı olan e, e, jeoloji mü, hem mühendisi hem de sanat yapan e, bir hocamızı davet edeceğim. Bu da e, şey kalsın. Kolun... Net olma, e, net değil ama. E, buyurun hocam bir şey söyleyecek Şimdi nasıl? bu bölgede müzik varsa, bu bölgede bir heykel sanatı varsa ya da başka bir sanat varsa e, bunun köklerini bulmamız gerekiyor. Doğudan mı geliyor, batıdan mı geliyor? Biz Doğudan getirdiklerimiz, batıdan getirdiklerimiz ve bizim ortaya koyduklarımız. Şimdi Osmanlı'ya bakıyorsunuz. Doğu değerleri, batı değerleri ama bir zirve. Dünya devleti. Evet. Kısıtlı kaldığını bir beylik olarak düşünün. Burada en güçlü beylik Danışmetli Beyliği Anadolu'da. Evet. Çok ciddi faaliyetlere bulundu ama ne yaptı? Büyük siyazcıkları yenildi ve kayboldu gitti. Evet. Hep böyle küçük mı olsun büyük mü olsun? Sentezleyebiliyorsanız tabi. Ortaya karmanlıyorsunuz, tabii. büyüyebiliyorsunuz. Evet, Büyü mesela küçük kalıyorsunuz. Yani e, şöyle diyebiliriz. E, Çağın çağın getirdikleri dünle ve bugünü harmanlayıp kendinizden bir şeyler koyabiliyorsanız ki bunu yapan ülkeler her zaman e, çıtayı yüksekliğini evet. kendileri belirlemişlerdir. Evrensel değerler ortaya koyuyorsunuz. Evet tamam kesinlikle. E, hocam bir de Hiditlere gelmişken e, peki Kimerler Türk'lükle ilişkisi için ne dersiniz Kimerlere? Şimdi Kimerler, e, şimdi şöyle özür diliyorum. Burada bir ben pilikleri at işleyeyim. Friglerden sonra dönem döneli tamam, Kimmerliler'e geçelim. Peki. Şimdi bizim Hititler burada. Hititleri ortadan kaldıran toplum kim? Burada Anadolu'da bir toplum 5000 sene yaşamıyor. Evet. Kaşkalar dedik. Kaşkaların ömrü bitti. Hititleri çok sevdik. Çok yaşasalardı çok daha eser ortaya koyacaklardı ama onların da eee miadı var. Doldu. Ama evet. onlar tarihe geçtiler. Eserleri var. Şimdi ondan sonra bölgemizde Frikler diye bir medeniyet geliyor. Bunların evet. da işte Avrupalı olduğunu söyleyen var. Asyalı olduğu söyleyen var. Evet. Bu filikler de bu bölgede çok çok önemli. Çok fazla filik eseri yok diye düşünüyoruz. Hatta ben Ünye ile ilgili yazılan kaynaklarda filiklerle çok ilişkilendirilmiyor ama ben şunu gördüm. Filik haritalarında bizim bu Çaybaşı, ikizce bölge. Bu harita biraz büyük. Biraz bir abartılmış ama e, bu Çaybaşı, İkizce. Bakın şurada bizim Ünye bölgesi yok farkındaysanız. Evet. Şimdi bunun Yay çiziyor. Niksarlılar, Tokatlılar o Reşadiye'den kesip devam ediyor. Şimdi bu bölgede bizim filikler demir çağı dönemidir. Bunun hmm. devamında arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Ünge'deki Kaya resmini ben görmek istiyorum. Şimdi bu Ünge'de bu değil. Bundan sonra bir tane daha var. Eğer onu getirirlerse bizim yerli resmimizi beni duyuyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Duyuyorlar hocam. Şimdi ben özellikle bu bölgede e, tümülüs diyoruz ya Bölgedeki evet, tümülüs arayışı, defineciler bu işi çok yapıyorlar. Bu tümülüsler özellikle, evet burası. Şimdi biz bunu e, ne yaptık? Bölgede bana çok fazla tümülüs sordular. Şu an Akkuş bölgesinde birkaç tümülüsü inceleme durumundayız. Şimdi bu gördüğünüz e, Dereköy'ün yüksek bir alanında bir sur gibi. Ben bunu merak ettim. Niye? Pontus Kalesi, Kaleköy'deki Pontus Kalesi'nin çalıştayında ee, sadece kaleye çalışan Emine Sökmen diye Çorum Üniversitesi'nde bir bayan hocamız vardı. Herkes dinledik. Bittiğinde ben ona yöneldim. Ufuk Mistife rahmetli ona yöneldi. Allah rahmet eylesin. Neyse ben o kadar konunun içerisinde tek ona bunu gösterdim. Hocam dedim konunuz kalelermiş. Ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Bu iki arkadaşımız da bu emekli polisimiz. O da arkadaşımız. Bunlar çok kıymetli insanlar. Biz bu alana iki saat pat patla gittik. Oo. Bu dağın başında bir yer. Evet. Ve bunu e, gör Ünge'liler bilmeli. Yani Ünge'nin tarihinin ne zaman başladığını, kimin ne yaptığını görmemiz gerekiyor. Yani Ünge'nin sınırlarının dışında bizim bu bölgeyi şekillendiren tarihimiz var. Şimdi ben bu resmi gösterdim Emine Hanım'a. Dedi ki, iki dedi. Hayırdır dedim hocam. Karadeniz bölgesinde Piriklere ait ikinci eser olduğunu düşünüyorum dedi. Hmm. Ve bu eserin e, filikleri olması çok önemli. Demir çağı. Şimdi mesela son dönemde ne var Ünye'de? Deniz kumu diyoruz ya. O ma manet kum diyoruz evet. ya. Ham maddesi nedir? Demir, demir bileşenler. Tabii demir bileşenler. Şimdi evet. bu yukarı çıkıyorsunuz. Kaç tane bizim o mağaralarımız var. Biz o mağaraların muhtemelen e, daha geçmiş dönemden kalan maden ocakları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evet. Osmanlı döneminde madenlerimiz var. Daha sonra maden var. Bunu Frig eseri olarak görüyoruz. Yani Hititlerden sonra Friglerin kaya mezarlarının dışında böyle bir eser koyduğunu düşünüyoruz. Bunun devamında Akıştepe köyünde Papaz Kayası'da bir. Şimdi işçiliğe bakarsanız bu Roma işi değil. Bizans işi değil. Bakın kara taşlar Frig ve Hitittir. Romalılar hmm. nedir bakın? Bunlar da bu Roma değil. Model belli zaten. Yok hocam. Değil, bak taşın taşın Sümer, bakın. Yani Sümer, Hitit yani o... Forma bakın. Şimdi Roma mi? geldiğinde, Bizans geldiğinde e, geldiğinde mermere dönüyor. Bakın bu, bunlar mermer değil. Bunlar, bunlar kara baş, taş. Bunlar başka bir taş. Başka bir malzeme. Şimdi o heye baktıysanız, o Dereköy'deki Örmecekaya baktığınız zaman malzeme aynı. Daha bizim bölgeye mermer girmedi farkındaysanız. Evet. Şimdi mermer mer mer kültürü diyoruz ya şimdi bak onu görebiliyoruz. Şimdi bu e, neyi yansıtıyor? O taşta hangi kü taşta kültürü buluyorsunuz? Mermer kültürü, kara taş kültürü. Şimdi Ünye'de kara taş nerede var? Şeyh Yunus'ta taş ocağımız var. Bunu biz ne evet. yapıyoruz? Pazarlıyoruz. Başka yerde taş ocağımız var. Bugün Lahey'de Ünye taşının e, duvarı süslediği koskoca Birleşmiş Millet binası var orada. Ünye evet. taşı oraya gidiyor. Evet ama bundan bir haberiz maalesef. Ya tabii ki bunu bilen arkadaşlarımız evet. var. Yani bir dönem yapmış. Şimdi o taşların dışında Ünye bu taşlıları kara taşı işlemeden o dağın başında kullanmış. Şimdi o Aktaş Ar adlı aile bunu işliyor. Yurt dışına pazarlıyor. Ünye de pazarlıyor. Bu kültürü de yani taş kültürü. Evet. Ünye'nin evlerindeki taş kültürünü görüyorsunuz. Yani böyle bizden önceki insanlar bunu aslında bizim memleketimizde yapmışlar. Yani niye güçlüsünüz? o gel, geçmişten gelen kültürleri sentezleyebilmişsiniz. Tabi. Onları aktarabilerek size getirmişler. Onun için ben filikleri de önemsiyorum çünkü filiklerde e, tümülüsler var ve filiklerin madeni kullanıp Yunanistan'a sattığını biliyoruz biz. Zaten hmm. Yunanlar daha buraya gelmiyor. Daha Yunanlar Anadolu'ya girmiyor. Evet. Yani onlar daha Boğazı geçmediler. Evet. Ama onlar bu... Boğazı geçmeden burada bir medeniyet var, bir kültür var. Yani ve bu kültürün Ünye ve çevresindeki etkilerini görüyoruz. Evet. Yani Ünye böyle bir şekil. Ha başka yerlerde de var ama bu bizim için önemli olan bu. Yani Ünye ölçeğindeki bir araştırma için, Ünye ölçeğindeki bir değerlendirme için e, bunları biz kaynak görüyoruz. Somut örneklerimiz olarak görüyoruz ve bunlar aslında hep kaynaklarda var. Bunlar başka yerlerde yazılıyor. Ha, bizim yaptığımız şu, e, özellikle araziye çıkıyoruz. İşte az önce gördüğüm o çiftçi kardeşler gibi araziye gittiğimde gerçekten çok ilgi görüyoruz çok zor alanlara gidiyoruz ve onu artık ünye kamuoyuyla buluşturuyoruz. Şimdi buluşturduğumuzda şimdi piriklerle ilgili ünye bağlantısını acaba bulabilecek miyiz? Biz şimdi zaten sadece bunu ne yapıyoruz? elimizde böyle bir eser var diyoruz. Şimdi Emine Sökmen Hanım bunu bizzat görecekti yerinde. Ama bu pandemi sürecinde gelip göremedi. Evet. Yani biz bunun bilimsel bir açıklamasını henüz yapamadık. Hmm. Yani biz ünyedeki pirik şeyini yakalamaya çalışıyoruz. Mesela o özellikle Mehmet Öz sahip döneminde ee, şey aranıyor ciddi anlamda tümülüs aranıyor birkaç kere Mehmet Bey'i götürüyorlar ama onların tümülüs olmadığı ile ilgili bir e, gündeme geliyor konu gündeme geliyor ama bunun pirik eseri olduğunu bilim adamları söylediğinde biz diyeceğiz ki kardeşim iyi, piriklere çok dahil etmiyorduk bu eserle bu artık piriklerin yaşadığı'nı söyleyebiliriz diyecek miyiz demeyecek miyiz şimdi evet. var deme şansımız yok ben var dersem olmadı ama şu Eserler incelendiğinde inşallah olur. İnşallah hocam bu da önemli Böyle bir, bir bilgi durumda. olarak e, not düşmüş olalım. E, evet e, kısaca Kimer, Kimerler ve Türklük ilişkileri içinde evet. ne dersiniz? Şimdi bu Anadolu'da Türk kültürünü araştırmak güzel. E, şimdi Kimerler kim? Kimerler bir defa e, bugünkü Kazakistan, Ukrayna bölgesinde yaşayan topluluk. Bunların biz Türk olduğunu söylüyoruz, bilim adamlar da söylüyor, karşı çıkanlar da oluyor. Hitte, Kimmerlerle İskitler orada sıkışıyorlar, savaşıyorlar. Bu bölgeye Kimmerler buraya geliyor, İskitlerin baskısıyla ve bunlar burada pinikleri ortadan kaldırıyorlar. Hani demiştik ki bir medeniyet bitecek, tabii, bir, tabii. bir medeniyet bir bitecek. çağ diğerini kapatıyor, tabii, bir kavim diğerini bir, kapatıyor. Tabii birini kaldırıyor. Şimdi, kaldırıyor, şimdi buraya Kimmerler evet. geldiklerinde bir defa Kimmerlerin karakteristik özellikleri e, Asyalılar. Avrupalı değiller. Yani evet. hala bizim bu yaşadığımız İngiliz çevresinde henüz ee, Hazar çevresinden geliyorlardı ama ben yanlış hatırlamıyorum. tabii, tabii o bölgeden geliyorlar. Hazar geldi. Türklerine. Bir de şuna yapmak lazım. Yani, e tabii konu tarih olunca hangi millet deseniz, o tarih biraz daha öne çıkmak durumunda. Şimdi Türklerin coğrafyası sınırı yok. Sınırı yok. Şimdi rahmetli Demirel Güneşin vardı. Battığı evet. ve doğduğu yerde. Evet, siz böyle diyorsunuz. Demirel de bunu siyaseten derdi ki işte Çin setinden eee kadar Türk yurdu diyordu. Evet. Şimdi İngilizler de her yere gidiyor ama eser bırakmıyor. Tabii. Şimdi asalanlar, İtalya'daki Katalanların bu sizin bahsettiğiniz bölgeden giden grup olduğunu ve hala orada sorunlar yaşadığını biliyorsunuz. Ve bunu evet. bilim adamları yazmışlar, açıklamışlar. Evet. Yani bu Türklerin dağıldığı alanlar böyle. Yani evet. asimile olarak gitmiyor, gidiyor, eser ortaya koyuyor. Evet. Orada Çin Seddi'ni e, ortaya koymuş ama burada da başka bir eser ortaya koymuş. Hocam Çin setti demişken çok konumuzun dışında bir şey anekdot düşeceğim. Mesela işte e, kadim Çin kültürü, işte Çin geneli, Çin tı, bu bilmem ne. Ama halbuki hiç kimse çıkıp da demiyor ki e, bu kültürü, bu birikimi e, Göktürklerden aldığı, yani hazır e, hazır bir medeniyetin üstüne konup kendileri mal ettiğini, kimse söylemiyor. Buradan da bunu biz söylemiş olalım. Ya ne dersiniz Çin, hocam siz buna? Çin çok güçlü bir medeniyet. Bunu kabul etmek lazım. Kesinlikle. Yani Çin eşittir pardon Mısır. Ya yani bunlar ciddi ciddi medeniyetler. Bizim talihsizliğimiz biz çok alana yayılmışız. Evet. Türklerin göçebe olmasından kaynaklanıyor, savaşçı olmasından kaynaklanıyor. Kendinle savaşıyorsun. Evet. Kendi boylarına savaşıyorsun evet. ve atı alıyorsun. Atı ehleştiriyorsun. Evet. Nal atı çakıyorsun. alınca her yere gidiyorsun. Evet, bir de nal çakıyorsun ona. Tabii yani <laughs> atı artık attan sonra sizin coğrafyanız çok daha uzun. Evet oluyor. hocam. Ee, şimdi asıl meseleye gelelim. Şimdi kimmerlerle ilgili bir örnek vereyim. Evet. Şimdi hani dönem dönem geliyor. Şimdi kimmerlerle ünye'nin ilişkisi. Şimdi bu Mehmet Akalın Bey var. Bu Mehmet Akalın Bey Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde müziği yardımcısıdır. Ünye'de bulunan kimmer gümüş tası var. Bunu ünye ile ilgili eserlerde yazıyor. Şimdi ben biraz sonra bu bu bölgenin İskitli ile ilgili yazılarda da o kimer tasından bahsediliyor. Evet, en sevdiğim Ünlü'nün bir köyünde defineci arkadaşlar bu tası buluyorlar. Şikayet üzerine yakalanıyorlar ve bu tas tam gitmesi gereken yer Ordu Müzesi, Ünye Müzesi gönlümüzde geçiyor da o yıllarda yok. Ankara'ya gidiyor evet. ve Ankara'da Ünye'yi temsil ediyor. Ben gittiğimde Mehmet Bey'e ben bu tası görmek istiyorum demiştim. Çünkü Ünye ile ilgili yazan büyüklerimiz bu tas hep örneklemişler, örnek vermişler. Bu tasın resmi ile ilgili bir alalım dedik. Hocam dedi altta bir bakımımız var. Şimdi onu gösteremeyiz ama derneğiniz aracılığıyla yazı yazdığınız resmi yollardan bu resmi size verebiliriz dediler. Yani Ünye'de kim kalma bir gümüş tas olduğu dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Tabi belge. Evet belki. Yani, bir belge olmuş yani oluyor. Kimmerlerin bu tasın işçiliğine bakarsınız bilmem başka bir şey yaparsınız. İnsanlar bu taş bu kimmerdeki o gümüş e, tasla ilgili yorum yaparak işte maden kültürü Türk kültürüdü demeye getirerek kimmerleri Türk olarak söylüyor. Ve evet. e, daha çok kaşkalara göre çok çok daha ispatlanan bir kültür kimmerlerin Türk kültürü. Evet çünkü kalıcı bir eserle var. E, hocam Adnan Sobi başkanımız yazmış. İyi akşamlar dilerim İlker Bey. Kıymetli konunuz Ahmet Bey'e ve size vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler ve paylaşımlar için teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Eyvallah Adnan Bey teşekkür ederiz. Ee, buyurun hocam. Şimdi biz e, burada kimmerler var. Kimmerlerin de bir sonu mutlaka var. Tabii. Onlar da ne yapıyorlar? Birçok yerde eriyorlar. Ya yani Nasıl eriyorlar? E, göçüyorsunuz, göçtüğünüz yere yerli oluyorsunuz. Dışarıdan gelen daha güçlü bir grup sizi burada ne yapıyor? Asimile ediyor ya da alt e, egemenlerin altına alıyor. Bu bölgede İskitler, şeyde Kimmerlerden sonra ciddi anlamda Sakaların yani İskit şimdi hep karıştırıyoruz Saka İskit Amazon. Biz kendi e, Türk bilim adamlarının çok sayıda bilim çalışmaları sonucu bu İskit dediğimde Sakaların Türk olduğu ve üçünün de aynı topluluk olduğunu biz biliyoruz. Bir defa şunu söyleyelim. İskitler ve Amazonlar Avrupalı değil. Evet hocam. Bunu bir defa net koyalım. Yani bunların artık bu tarafta İranlı diyen bir grup var. Asur tarafından geldiğini diyen bir grup var ama bilim çevresi artık İskitlerin, Sakaların ve Amazonların aynı topluluk olduğunu ve bugünkü Türk olduğunu söylüyorlar. Evet hocam, ben de size e, destekleme amacında ben de e, bu konular hakkında ki zaten meram falan var bir iki vardı ama bunda e, önemli bir anekdot düşmek istiyorum e, mesela işte Herodot tarihinden ve e, şeyden e, şöyle düşünülmüş e, Yunan kayıtlarına da bakılarak İskitler Yunan kayıtlarına Skaiti, Asur kayıtlarında işkuza ve Pers kayıtlarında pes kayıtlarında ise Saka olarak bilinirler. Ee, Sümerlerin tarih sahnesinden çekilmesiyle batıya göç eden ön Türk oldukları düşünülmektedir. Tarih, e, tarih konusunda otorite, e, otelite kabul edilen e, Herodot Herodot'ta İskitler zamanında yaşamıştır. Dünyaca ünlü tarihçi Herodot, İskitlerin Türk olduğuna dair mühim kalıntılar sunmuştur. Yapılan bulgu ve araştırmalarında İskitlerin ...Turanit bir kavim olduğunu... ...ortaya koymuştur. Herodot İskitlerin... ...kültürel ve fiziksel özellikleri... ...Perslere benzemediğini... ...ortaya koymuştur. Şimdi e, teşekkür ediyorum. Tabi o çalışmaları... Bil, ...biliyoruz kimlerin yaptığını. Şimdi bir defa... E, Truva Savaşları'nda... ...İskitler... ...Boğaz'ın bu tarafında... ...karşıyla savaşıyor. Ve Amazonlar pardon... ...Amazon kadınlar orada var o çalışmalar içerisinde. Şimdi bunların Türklü ya da Asya Asyalı oldukları kesin. Bugünkü Ukrayna, Kazakistan bölgesinde olduğu kesin. Evet. Şimdi ben size şunu örnek vereyim. Ee, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rukiye Sönmez Satan Satan Sönmez'in e, tezini adını okuyorum. E, Ünye ve çevresi İskit yerleşimleri ya çok önemli hocam ya. Çok güzel. Çalışmanın şey. adı bu. Harika. Bu e, tez aşamasında kendisiyle telefonla görüştük. Şimdi bunun dışında başka bir çalışma daha var. Bu başka bu özellikle şöyle. Eski Saka Türklerinin Tanay Kağan öncülüğünde bugünkü Türkiye, Mısır, Filistin'i fethetmeleri ve bugünkü Termes Hamus'un merkezli Anadolu medeniyeti. Bu İskitlerle bu Haziran ayında yazılan bir en son makale. Hmm. Yani bunların Türklüğü ile ilgili fethettikleri, iskitleri diyorlar ki ya burada Karadeniz bölgesinde İskit yok. Ege bölgesinde de var. Mısır'da da İskit var. Evet. Şimdi o as alan Türklerinin bugünkü Katalanlara gittiğini söylüyoruz. Evet. Ve bugünkü İskitlerin de diğer bölgelere geçtiğini biliyoruz. Yani bugünkü Balıkesir bölgelerinde İskit kalıntıları var. Ve İskitlerin evet ortaya koyduğu artık eserler var. Ve evet. ben şunu gördüm. Demirci, madenci milletlerin başlangıcını biz hep göktürklerle falan düşünüyoruz ama İskitlerle. Evet. Yani bu bölgede bu. Hocam güzel bir anekdot daha düşmek isterim. Ee, Çanakkale zaferini e, kazandığımız zaman e, Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, yani turvanın intikamını eyvallah, aldım diye. Eyvallah. Ya biz bu tarafındayız. Evet, Tabii Yunanlılar anıyoruz. buraya geliyor, İtalyanlar buraya geliyor, Roma geliyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kültür harmanlaması başlıyor. Ama evet. bizim şu ana kadar eee Truva Savaşı öncesi ve sonrası buradaki medeniyetlerle bizim Köprübaşı olma noktamızdaki geldiğimiz aşama kademe kademe. Evet. Yani biz e, önce ne vardı? Henüz buradaki Müslüman Türkler yok. Evet. Ama biz Kaşkalarda, Kimberler, İskitlerle bunların e, bizim Farklı boylarımız olduğunu düşünüyoruz ve evet. ben bu özellikle bakın şu örnek var burada ben şu resme özellikle bakmanızı istiyorum. Bu Yunanlıların evet. Amazonudur. Evet. Ve Yunan kültüründeki Amazon tabiri budur. Şimdi ben size kaç sene kaçıncı yüzyıl hocam? Bu, milattan önce. Ya milattan önce 3000 bin, bin yıl falan diyelim ama yılından ziyade yılından ziyade bunu nasıl algılamışlar? Şimdi bakın tam bir Yunan kültürü. Evet kesinlikle. Şimdi ben o arkadaşlara Tomris hatun'u rica ediyorum oraya getirmeleri. Evet, evet ben Tom de oraya. Tomris hatun'u getirirlerse. Tom hatunu. Başka bir şey burada, ee... daha demin vermişlerdi. Arkadaşlar, evet. Evet. Şimdi Tom Tomris hatunun. hatun'un şimdi buraya baktığınızda bir Kazak kızı kızı görüyorsunuz. Evet. Bir Orta Asya kızı görüyorsunuz. Evet. Öbüründe Yunan görüyorsunuz. O Yunanlıların tarif ettiği Amazon. Evet bu da bizim 20 yılda ya ne yapıyorsunuz bu Amazonlar da bizdenmiş deyip de bunu kabullendiğimiz bir dönem ve ben bunun Nur Sultan Nazarbayev Kırgızistan'da evet, evet. e, büyük bir darbe geçirdiler. Evet. Biz maalesef Kazakistan darbesini anlamadık, Yorumlamadık. Bunu 20 sene sonra getirmedik. anlayacağız maalesef. Ve orada e, neyi kaybettiğimizi, neyi kaybettiğimizi belki 50 yıl, 100 yıl sonra anlayacağız. Maalesef anlayabilirsiniz. Çünkü Nur Sultan Nazar Bey 20 yıldır iktidara geldi ve darbeyle heykelini falan yıkmaya kalktık. Ama niye? Politik olmasın gerçi ama onun bunun filmini yaptırması, kitabını yazdırması, hepsini günü gününe takip etmesi önemli. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ee, biraz sonra e, doktor hanımın yaptığı çalışmada bilimsel bir çalışma var. Onun evet. kaynakları bunu söylüyor ama... Sizin sadece sözel tarihle aktarmanız yetmiyor. Bazen bilimsel verilerle ortaya koymanız da yetmiyor. Yani şimdi ben desem ki Ünge dünyanın en güzel yeri. Bu benle yetmiyor. Dışarıdan gelen biri diyecek ki tabii ya hocam sizin öyle dedi ama ben Ünge'yi şöyle tanımlıyorum. Sizin... belirli bir kriterler vardı. Bu kriterleri yani dolduruyor olması oluyor. gerekiyor. Şimdi Nur Sultan Nazar Bey'e bunu e, bu kadar önemsemiş ve artık e, Türk kültürü olduğunu edebiyat olarak kabul ediyorsunuz. Söz olarak kabul ettiniz, yazılı olarak kabul ettiğiniz Bunu edebiyatta insanlara ulaştıracaksınız. Tabii. Şimdi bunu neyle ulaştırıyorsun? Filmle ulaştırıyorsunuz. Ve Tabii. şu an e, insanlar e, bu kültürün ne noktaya geldiğini söylemek gerekirse şu an Alper Tunga İskitlerin en büyük kahramanı. Evet. Şimdi onun İranlılara savaşı var. Alper Tunga Destanı'nı da biliyoruz. Evet. Alper Tunga'nın mezarını buldum diyen bir profesörümüz var. Ve hemşerimiz. Ya değil mi? Şimdi bu... Ne kadar e, güzel. Geçen bir gece... İsmini geçen, de alabilir miyim? Necati Demir. Necati Demir. Profesör doktor Necati Demir. Ara sıra e, ihtiyaç olduğunda kendisiyle görüşüyoruz. Yani sadece Necati Demir'le görüşmüyoruz. Yani bu bölgede bizim e, yerel tarih... Yani diyelim ki Ordu'nun yerel tarihi, Samsun'un yerel tarihi, Rize'nin yerel tarihi... Çok alakasız görünecek ama Urfalıların yere tarihini konuşuyoruz burada. Değil mi? Niye konuşuyoruz? Çünkü bu göç hareketlerimiz var. Evet. Kim nereden gelmiş? O göç hareketlerini bulman gerekiyor. Şimdi evet. burada e, konuyu çok dağıtmak istemedim ama Necati Demir Bey'in e, Alper Tunga'nın mezarını bulduğumu dünya kamuoyuna çıktı. Ulusal kanalda paylaştı. Geçen aradığımda hocam dedi, bilerek dedi, yayınlamıyorum dedi. Niye hocam dedim? Şu an Almanya'da e, Tomris Hatun'un heykeli var. Onu ziyarete gidiyorum. Belgeleri topluyorum. Döndüğümde Kazakistan'a gideceğim. Bunu sonra açıklayacağım diyor. Yani biz açıklamasını bekliyoruz? Mesela bu Kılıc Aslan'ın Diyarbakır'daki mezarı yıllar sonra bulundu. Evet. Şimdi bulunmaz mı Alper Tungan'ın mezarı? Şu an e, Moğolistan ve Çin bölgesinde Türk kurganları. Bekletiliyor. Kazmaya izin almaya çalışıyorsunuz. Vermezler hocam. Evet veriyorlar ama onun ama. altyapısını çok iyi oluşturmanız lazım. Ee, yani yani bizim bu. daha evet. e, çünkü şunu bilmek lazım. Orta Asya'daki bizim atalarımızın yaşadığı bölgedeki hangi tufanlar olmuş? Bir deprem oluyor. Bulamıyorsunuz. Şimdi bizim Ünye'de Sidana diye bir şehir var. Ünye ile Fas arasında. Arandıyor yıllardan beri. Şimdi gidiyorsunuz. Fatsa'da onu bir şekilde sidan olduğunu düşünüyorlar. Toprağın 3 metre 4 metre altında medeniyet çıkıyor sürekli. Sürekli kazıyorlar. Evet. Sürekli kazıyorlar. Şimdi bizim oradakileri buradaki termedeki ya da e, Fatsa'daki bir toprak altında kalmayı düşünün. Bir de kum fırtınasından sonra toprağın altında kaldığını düşünün. Hmm. Şimdi Karakurum diye bir şehir var. Hiçbir şey yok ortada. Evet. Hiçbir şey yok. Yani o kum tufanı geldiğinde bitiyorsunuz. Ya da İstanbul'da bir kazı yapıyorlar, 10 metre aşağıda bir bir medeniyet çıkıyor, evet. üst üste çıkıyor mesela. Evet, her benzer bir medeniyet Tabii çıkıyor. Tabii yani an şimdi coğrafyamız bizim, e, öyle bir, bir şeyimiz çok zengin. var. E, hocam bunu araştırıyor, bunun e, İskitler Türk mü dediniz ya? Evet. Şimdi İskitler Türk müyü, e, sözel olarak söylüyoruz, bilimsel olarak söylüyoruz. Bu Amerikalı resmi geldi mi bilmiyorum, şu mezar geldi ama o bayan profesörün mezar resmi de gelirse. Doktor Campbell, e, Amerikalı bir araştırmacı. Evet. Bunu Amerikalı makaleler, Amerika'daki makaleler de yazıyor. Türkiye'deki makaleler de yazıyor. Bizim özellikle Fatma Bağdatlı adlı e, bir profesörümüz var. O da bunu, evet. Bu bayan bizim Türklerin e, yapamadığını ya da yapmakta geciktiğini bir şekilde e, Amazonlar, şimdi Amerika diyorsun, Amazon nehri diyorsunuz. Dünyanın her yerinde Amazonlar artık. Ama bunun evet. Amazonların kaynağını araştırıyor bu. Evet. Ben diyor gideyim diyor. Yani bu nerede duruyor? İşte bunlar Kazakistan bölgesinde diyor. Geliyor oraya. Şimdi oradaki mezarları arıyor. Şimdi mezarlarda hepsi baktığında hepsi erkek mezar olması gerektiğini düşünüyor. Bakıyor bayan mezarı. Şimdi bayanların naif, savaşmadıkların normal ölüm olduğunu düşünüyor. Şimdi bayan mezarlarında bakıyor. Oklar var, kırıklar var, çatlaklar var. Evet. Ya ne alaka diyor? Abi araştırmayı derinleştiriyor. Ya diyor bu diyor e, bizim bildiğimiz diyor Amazonlar sarı insanlar diyor. Bak kazaklara bakıyorum diyor. Çekik gözlü diyor, esmer diyor. Evet. Ne yap? Tabi netleşemiyor. Sürekli de araştırırken karşıdan beri Meryem Gül geliyor. Evet Meryem Gül'ün de Meryem resmi Gül olması verirlerse, e, Çünkü biz Türklerin sarı ırk olduğunu biz biliyoruz. Tabii. Şimdi o Meryem Gül Kumra, geldiğinde renkli evet, Meryem Gül geldiğinde bir kazak bir kazak kızımızın nasıl e, öyle olduğunu göreceğiz. Mes mesela kumanlar kesinlikle bütün filmlerinde sarıdır. Atilla'nın filmlerine baktığınızda Atilla siyah değildir. Çekik gözlüdür ve sarıdır. Evet. Ve Karadeniz bölgesindeki sarı ırkı biz ne deriz? Evet Meryem Gül bu. Evet Meryem Gül bu. Şimdi bunun gözleri çekik. Evet. Ama rengi? Evet. Sarı. Sarı. Şimdi bu çocuğu görene kadar Kafasında bir şeyler oturmuyordu. Bunu görünce kafasında oturuyor. Ve o zaman bütün bulduğu delilleri diyor ki tamam diyor bunlar e, Amazonların e, Türk olmaları, Kazak olmaları normal diyor. Şimdi anladınız mı? Yani e, Nurstan Beyev niye 20 yıldan beri orada ne yapmaya çalıştı? Evet. Şimdi biz e, Amazon pardon Amazon diyorum. E, Tomris Hatun'un neden bu kadar tekrar gündeme geldiği, neden filminin yapıldığını, neden muhafazakar Türk kültürüne büründüğünü. Şimdi termeden bizim Amazon resmimiz var. Evet. O tamamen Yunan kültürü. Yunanlının bakışıyla Amazon. Ya. Şimdi biz orada Kazakistan'daki kültürle birlikte şimdi biz ne yaparız zaman zaman Oğuz Kağan'ı Müslüman yaparız. <laughs> Ama o Müslümanlık yoktu ki hocam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Şimdi yani e, şimdi Oğuz benim de burada özellikle diyeyim. demek istediğim şuydu. Şimdi biz ne yapıyorsunuz? Yunanlının tarifinin dışında bir Amazon tarifine giriyorsunuz. Hocam virgül koyun. Ee, burada sanatın ne kadar önemli bir e, vazgeçilmez olduğunu devletler ya da büyük devletler tarafından görüyoruz öyle mi Eyvallah sanat hı hı. yani sanat e, olmazsa olmaz çünkü e, bir şeyleri ya da e, savunduğunuz tezleri bunları evvelden işte heykel olarak yaparlar yaparlardı ya da yazıya dökerlerdi yani edebi tabii bir eser tabii bırakırlardı tabii. bakın bugün e, kim, kimlerden söz etmedik işte e, Hititlerden söz ettik. Hatta ve hatta, hatta Sümerlere de gelebiliriz. Ama bugün şu anki geldiğimiz nokta ise Sakalar kendi işçiliklerini, e, zırhlarını, işte e, ok ve yaylarını, şunları bunları. Ama hep bir sanat eserleriyle yani sanatın yani görsel sanatın ne kadar önemli olduğunu tabii ki altını bir daha bir kez daha ve tarihle ne kadar alakalı olduğunu, sanatın, felsefenin e, ne şu, kadar evet, alakalı evet. olduğunu bir kez daha altını çizmiş olduk. Şimdi hocam. E, ondan sonra Campbell'dan sonra e, dünya e, İskitlerin Amazonların Türk olduğu konusunda biraz daha iyimser düşünüyor diyelim. Evet. Hmm. An, e, genel Genelkurman'ın yaptırdığı bilimsel araştırmalar, üniversitelerin yaptıklarında çok fazla Türk olduğu ile ilgili bir şeyler söylüyoruz ama bir algı da çok kabul etmiyor. Kabul etmeyebilirler. Ama bizim e, o Asya kültüründe ortak yaşadığımız kültürün çok örnekleri var. Şimdi şuradaki mızrak uçlarına bakarsanız o soldaki mızrak ucunun dışında şimdi Ünyeli bunun ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi çay başındaki müzemizi arkadaşlarımızın çoğu görmemiş olabilirler. 40 bin üzerinde eser var. Oo, çok Ve Ünye'nin aforalarından e, yani birçok eserimiz var. Benim orada dikkatimi çeken benim dikkatimi çekmezdi fakat Kamur Bey bizim araştırmacı olduğumuzu gördük, görünce hocam dedi ben size başka bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Amazon göstereceğim dedi. Böyle bir düşündüm. Olur mu dedim. Olur dedim. Nedir dedim hocam biz bunu falancı yerde bulduk. E dedik biz bunu uzmanlara gösterdik. Bir tarihlendirme yapmadılar dedik. Eğer arkadaşlar bir gelip de o tek bir mızrak vardı onu gösterirlerse çay başında. Şimdi Kamil Bey bunu tabii adam koleksiyoner. Şöyle düşünün. Biz sanat tarihini biraz anlıyoruz ama şimdi kendimizi Kamil Özün Bey'in 1950 yılından beri yaptığı sanat tarihçiliğini evet bu. Kamil Özün Müzesi'nde bu. Sapı sonradan yapılmış tab, herhalde. Tabii tabii sonradan. Şimdi şunu bütün misafirlerine amusa olarak gösteriyor. Evet. Ben ilk gördüğümde bunu birçok arkeolog arkadaşa sordum. Hatta bu biraz önce bahsettiğim Mehmet Yiğit Bey'i İskitler'le ilgili en son yazıyı yazan arkadaşım paylaşımları vardı. Resimlere baktım. Onlar da biraz örtüşüyor. Evet. o sanatı yansıtıyor. Şimdi bunun çay başındaki karşılığı nedir? Bunun burada bu şekilde bulunmuş olması yakın dönem Osmanlı değil bu. Değil. Çünkü yani Selçuklu mu? Selçuklu da değil. Roma Bizans mı? O da değil. Değil. Şimdi Roma deme. Kendine özgü. Şimdi ben sanat var. bu beni biraz aşıyor ama şimdi bunu eee Kamil Üzüm Bey'in koleksiyoneri biliyoruz. Ordu bölgesinde koleksiyon olarak bilgisine başvuruluyor. Şimdi Camyozun burayı öyle demiş. Ben bunu artık eleştirme şansım yok. Beni aşıyor zaten. Ama bu kadar kıymetli bir eser, Ünye bölgesinde İskitlerle ilgili somut örneklerimiz. Bunlar bu bölgede İskitlerin artık var olduğunu gösteriyor. Bölgenizde evet. İskitlerin var olduğunu e, runik yazılar vardı. Biraz önce arkadaşlar paylaştılar. Samsun e, müzesinde arkeolog Emine Yılmaz hanım'ın da e, bunlarla ilgili çok ciddi çalışmaları var. E, bu Çaybaşı bölgesinde, İkizce bölgesinde bunlarla ilgili çok çalışmalar var. Bunlar da değerlendirmek lazım. Yani bizim İskit sanatı ve İskit kültürü 1071 öncesi bizim Anadolu'daki belgelerimiz diye düşünüyoruz. Evet. Yani bahsettiğiniz ya da e, 1071 milat diye başla, başlamıştınız. Ben onun olduğunu düşünüyoruz. Evet hocam. Bu tür bilgilerimiz var. Evet. Bir de e, çok kısa olarak şey yapacağım. Şöyle... E, Mesela Rus arkeolojisinin atası Nikolski'de e, Sümerlerin ana vatanı Aşkabat kenti yakınıdır. Sümer dili ve Hint-Avrupa dil gruplarının alakası yoktur. Sümercede 950'den fazla bugünkü Türkçe ile aynı e, anlama gelen söz vardır. Alman Sümerolog Fritz Holm de 1900, 19. yüzyılın başında iki dilli anlam e, fonetik ve gramer açısından incelemiş ve kesin olarak Sümerciyi Türkçedir demiş. Şimdi Hakkari'de e, dört 4000 yıllık Türk mezar taşları e, Erzurum, Mur, Murtiki'de binlerce yıldan beri e, bu coğrafyada olduğumuzu kanıtıdır diye bir not düşmüşüm. E, yazılı kayalar, afyon, ön grekçe olarak diye savunanlar bugün ise ön Türkçedir. Artık saklayamıyorlar tabii ki gibi de notlarım da var. Siz ne dersiniz bu konu hakkında? Şimdi şöyle da, e, ben e, programımızın bunu da sonuna kendim bunu arıyorum. Ünye kırsılığında bunu arıyorum. Henüz bulamadım. Neyi bulduk? İşte 400 yıllık mezar taşını bulduk. Ya da başka Tamga bulduk. Ama Emine Sökmen, e, pardon Emine Yılmaz Hanım Samsun e, Müzesi'ndeki arkeolog. Onun Çaybaşı İkizce Terme bölgesinde runik yazıları, çizit, yazıt dediklerimizle ilgili çok önemli eserleri var. Bütün makaleleri, bütün şeyleri e, Profesör İbrahim Tello, evet şunlar, bunlar Terme evet. bölgesindeki. E, runik tamgalar, runik yazılar olarak bunlar bilim dünyası bunu birçok çalışmada örnekliyor. Onlar örnekledikten sonra biz de diyoruz ki tamam, biz de bizim bölgelerde artık bunları e, yayınladığımız eserlerde çalışmalarımızda örnekleyebiliyoruz diyoruz. Yani bundan sonra biz bu örnekleri e, bu bölgedeki iskit eserleri ya da runik yazı örneklerini e, bir arkeoloğun çalışmalarını e ne yapabiliyoruz? Ünye bölgesi ile ilgili yazdığımız çalışmaları örnekleyebiliyoruz. Yani biz artık evet. bunları ortaya koymaktan e, önceden diyorduk ya böyle şey olur mu diyorduk ama artık bir söyleyebiliyoruz, söylüyoruz artık. Bunlar var. Evet, e, hocam yani e, yani biz sizinle e, oturup sabahlara kadar sohbet etsek bu konu hakkında konuşmaya kalksak bitiremeyiz. E, evet sayın seyirciler, e, Moda TV izleyenleri. Bir e, kültür sanat programının daha sonuna geldik. E, umarım biraz e, bu konuda e, biraz daha kafamızdaki soru işaretlerini gidermişizdir. Biraz e, yerel tarih, biraz e, Orta Asya tarihiyle harç olup e, dünden bugüne kadar hocamız açıklamaya çalıştı. E, ünye tarihini, e, kimlerin yaşadığını e, belgeli olarak hocamıza çok çok teşekkür ederim. hocam bu e, program burada e, bugünlük kapatıyoruz ama e, eminim ki sizinle daha çok program yapacağız Çünkü e, vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık Hatta yarım saatte fazladan yapmışız. Yani e, e şöyle yani e, e, bir yaşadığınız şehrin değerleri varsa ve bu değerler gerçekten önemliyse ve bir karşılığı varsa e, bunu ortaya koyduğunuzda hem zaman alıyor. Evet, hem bunun açılımını görüyorsunuz. Bak, başka kapılar açıyor. Evet. Tarih zaten çok de, çok derin bir kuyu. Yani e, biz e, fazla dala buda sarmadan diyelim. Fazla şey ama çünkü sadece bir e, iskitlere ot, oturup konuşmaya kalksak Tabii. hocam ne zaman biterdi bu? Baya baya sürerdi. O yüzden kısa başlıklar biraz altlarını doldurmaya çalışarak e, değerli hocam anlatmaya çalıştı. E, belgeleriyle beraber, tezleriyle beraber, e, isimler de vererek e, umarım e, faydalı olmuştur. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın. Sağ olun.